Herkes ana olamaz. Her doğuran da ana olamaz. Annelik çok içgüdüsü bir şey. Bu keçinin yavruları dün gece dağda kaldı. Ve şu anda ben onun gittiği yerle onu takip ederek yavrularını arıyoruz. Bir ciğer ne kadar kıymetli olabilirse, ya ölü ya sağ, karşımıza çıkacak kısmeti varsa. Ama inşallah bulur, dilerim yavrularına kavuşur. Çünkü kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Kar yağmış bir günde yavruları dağda kalmış ve yavrularını bırakıp gelmiş. Ve sabah da kendisini bıraktım. Yavrularını arıyor. Eğer bulursa, başlarına bir şey gelmediyse çok güzel olacak, ama geldiyse yapacak hiçbir şey yok. Ama dilerim bu güzel gitmenin sonucunda inşallah yavrularına kavuşur. Annelik böyle bir şey işte. Annelik insanı dağdan taştan uçuracak kadar önemli. Hadi yavrum, hadi git bul. Eğer kısmetinde varsa bulacaksın, yoksa zaten bulamayacaksın. Diliyorum başlarına bir şey gelmemiştir. İnşallah yavrularına kavuşursun. Bir anne olduğum için onun da ne kadar tedirgin olduğunu gayet iyi biliyorum. Şu anda tek çabası yavrularına kavuşması için. Başka bir çabası yok. İnşallah yavrularına kavuşur. Ve benim de moralim düzelir. Çünkü çok moralim bozuldu. Birkaç gündür havanın kötü olma nedeniyle davarla pek ilgilenemedik değil. Davar çok kuzuladığı için biz de bunu göremedik. Başını almış bir yerde kuzulamış, ama nerede kuzulamış bilmiyoruz. Ama diliyorum yavrularına kavuşur ve biz de mutludur. Keçimin adı Güzeley. Güzeley olduğu kadar gerçekten de güzel. İnşallah yavrularını bulur bir an önce. Ben de onun peşi sıra gidiyorum çünkü en azından nerede doğum yaptığını gayet iyi biliyor. Hadi yavrum, hadi. Kısmetinde varsa, yavrularının başına şayet bir şey gelmediyse bulacak. Ama geldiyse yapacak hiçbir şey yok. Bu da böyle bir durum işte. Çünkü dağda şakal dolu. Ama diliyorum, içimde kötü his yok, inşallah buluyor yavrular. Öyle tahmin ediyorum. Ama kar yağdı. Üşümüş de olabilirler. Üşümüş ölmüş olabilirler. Ama şu anda gerçekten ya durum içler acısı bir şey. Ve ben çok üzgünüm yani. Öyle böyle değil. Sabah bu hayvan yüzünden bütün moralim alt üst oldu. Bunu çekiyorum çünkü inanın ki ibretlik konusu bir şey var burada. Hani aklımın işi değildi belki çekmek, ama bu hayvan beni böyle git git götürünce, bir anne ki çocuğunun başına kötü bir şey geliyor, kendini ölmekten beter ediyor. Ama bu hayvan işte, bu da anne. Belki iki tane de yavrulamış olabilir. Biz iki tane tahmin ediyoruz. Yavrular ikiz olabilir. Yavrular ikiz olduğu için inşallah diliyorum başlarına bir şey gelmemiştir. Çünkü başka yani hiç konuşulacak hiçbir şey yok yani. Şu anda dilim tutulmuş. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bizler emek çekiyoruz. Onlar 5 ay karnında taşıyor.
Hadi be kızım, inşallah kısmetin de vardır. İnşallah yavrularını bulursun. Başka da bir şey demiyorum. Rabbim inşallah onların başına bir şey getirmemiştir ve sen yavrularına kavuşursun. Hadi kızım, hadi. Gerçekten şu anda çok üzgünüm yani. İnanın ki konuşacak halde değilim yani. İnan çok üzgünüm. Çünkü o yavruların başına bir şey de gelmiş olabilir. Tilki yemiş olabilir, kurt yemiş olabilir. Ama diliyorum gelmemiştir. Diliyorum bu anne yavrularına kavuşur. Nasıl gidiyor bakar mısınız? Yani gerçekten dilim tutulmuş üzereyim. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Anne olmasam belki bir şeyler anlamam ama bir anneyim, bir evladım var. Hadi diliyorum ki bu da yavrularına kavuşur. Başka da söyleyecek hiçbir şey yok. Sonuca bakacağız. Doğurup çöpe atanlar, doğurup bir evlada sahip çıkmayanlar. Böyle bir hayvan diyoruz işte, hayvanları ibret alsınlar. Çünkü bu olay çok farklı bir olay. Herkes anne olamaz. Doğuran her kadın anne olamaz. Önemli olan o anneliği fazlasıyla yerine getirebilmek, başka da hiçbir şey değil. Annelik, annelik. Beni dünyanın bir ucuna getirdi bu. Ve yavruları yaşıyor. Koş git koş. Yavruları yaşıyor. Geldik bulduk. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Böyle bir duygu işte. Ve mutlu son. Evet, tahmin ettiğim gibi iki tane yavrusu var. Ve ben çok mutluyum. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Çok şükür ya Rabbi. Bir anne geldi, yavrularını buldu ve yavrularına kavuştu.